Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Güzel bir akşam. Hele bu partisi var. Evet, evet. Böyle biraz sosyalleşmeye de ihtiyaç vardı. Ne zamandır görmediğimiz misafirlerimiz var. O yüzden. Sizi beklemiyordum. O yüzden biraz şok oldum. Kostümünüz neyi çağrıştırıyor? Nasıl bir kostüm? Neyi kostümü? Artık bilmiyorum. Sizce neyi çağrıştırıyor? Bilmiyorum yani. Drakula'nın ağzını sulandıran bir kostüm oldu herhalde. Eşiniz de bugün Drakula olmuş. Evet, öyle oldu. Öyle oldu. Öyle oldu. Minik cadı evde uyuyor. Yakında olduğu için. Ben de gidip geliyorum. Öyle. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyim. İyiyim. Çok iyiyim. Yani bütün gün işte maviyleyim. Efendim, maviden sonra hayatınızda neler değişti? Soralım. Gerçi sürekli soruyorlar ama. Ya evet. Yani aslında her şey değişti. Zaten her şeyi değişmesi için yapıyorsun. Evet. Bence iyi ki de değişti. Çok güzel. Maviden önceki... Her şey yeni bir deneyim. Maviden önceki sizle şimdiki siz arasında çok fark oldu mu? Öyle söyleyeyim. Oldu. Bambaşka biri oluyorsun tabii ki. Çok tuhaf bir sakinlik geliyor bence. Ben öyle oldu yani. Öyle. Ya yani tamamen başka bir kutuya geçiyorsun. Hayatınızda çünkü sürekli bir insanın üstüne endekslemek evet. de farklı bir duygudur. Öyle, olsa. Evet, evet. Lohusalık dedikleri bu zaten yani. 2 yıl boyunca süren, ondan sadece 10'da. Sizin... Ondan sadece 10'da deyip de böyle Lohusalık... durmak da birazcık abes oldu ama. Lohusalık dönemini şimdi geçiyorsunuz yani rahat mı, zor mu? Daha duygusal olursunuz ya, daha duygusal mısınız? Ve her şeyi takıyor musunuz? Yok, rahatım çok şükür. Rahatım. Yani etrafımdaki herkes de beni rahatlattığı için de çok şanslıyım. O yüzden ailem, eşim, hepsi. Çok yardımcı oluyor herhalde. Çok şükür, evet. Gerçekten öyleler. Çünkü annenin çok büyük ihtiyacı oluyor buna, annenin ve bebeğin. O yüzden her gün şükürle geçiyor. Gerçi oyuncu olduğunuz için uykusuz alışıksınız ama bu daha, bu daha farklı. Biraz bu daha zevkli. Gece zorlanmıyor musunuz kalktığı zaman? Yani şey bir bebe, onun özel hayatıyla ilgili konuşmayayım. Ama yani maşallah şey, huzurlu bir çocuk. Zorlamıyorsunuz anladığınız kadarıyla. Evet, zorlamıyorum. Yaramazlıklar falan başladı mı böyle huzursuzluklar? Var mı, oluyor mu? Ay şimdi öyle bir şey oluyor ki, hiçbir şey yapmıyor diyorsun, anında değişiyor yani. O yüzden her gün yeni bir şeye uyanıyorsun. Her gün... deneyimle karşılaşmak seni de bu hayat yolunda değiştiriyor ve bunun için yaşıyoruz zaten. Sizin de çocuklarınız var mı? Evet, benim var da. Allah bağışlasın. Hepsini. Nasıl? Kime benziyor? Biz daha göremedik de kendisini. Size mi? Babaya mı? Bana benziyor valla. Gözler? Ben, evet ben. ben bana benziyor. Babayı da andırıyor. Teşekkür ederim. Efendim, çok sağ ol. Bunun haricinde var mı setler? Reklam filmi oldu ama. Reklam var. Daha birkaç reklam olacak. Evet. Albüm yarım kalmıştı. Albüm. Kasım'da inşallah albüm olacak. Ama dizi projesi falan bir şey düşünmüyor. Film, bir dizi sonrasında daha hiç onun yanında ayrılmak istemiyorum hiç. Belirli bir süre var mı? Hani bir sene daha falan diyor musunuz? Yani? Hiç büyük konu yani. Çocuğa bağlı artık. Nasıl olacak? Hani sizi heyecanlandıran, çok heyecanlandıran bir... Şu anda beni en çok heyecanlandıran Mavi valla. Mavi'yle ilgili böyle bir reklam teklifi ben yazsam kabul eder misiniz? Beraber. Çok ben çocukların tanımama hakkının elinden alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani dışarı çıktığında tanınmak isteyip istemeyeceğini şu anda bilmiyorum. Yani o yüzden onun özel hayatını serbest. Peki nazar değer diye mi korkuyorsunuz? Hayır, onun özel hayatı. Nazar değer diye de korkuyorsun tabii yani. Ama yani o onun özel hayatı ve tanınmama hakkı var herkesin. Hani bilinmeme hakkı var ve ben onu gelmeden önce o kadar çok program yaptınız ki işte tanımamın itibarı kalmadı galiba. Evet. Siz Baby Shower'lar... Onunla özel, ilgili, o kapalı kutudaydı o zaman, görmüyor. Yani, hani yüzün tanınmama hakkı derken... İsmini herkes biliyor ama... Evet, ama mesela sokakta görsen o Demet'in çocuğu demezsin. Demesin kimse. Şey sorun, geçtiğim günlerde bir haber çıktı, okuduğunuz bilmiyorum. Reklam filminden aldığınız hani ücretle ilgili bir yatırımda bulunmuşsunuz. Hiç duymadım. Manisa'da ailenize gönderilmiş bir hayatı gibi.
Orada zaten ama hep var. İşte. Yok. Ekstra bir büyüttüğünüz gibisinden bir haber çıktıydı. Öyle mi? Yok, bilmiyorum. Çocuk hocamanı seviyor musun? Ben çok seviyorum evet. Çocukluğumdan beri zaten. Mavi'nin de orada öyle bir yerde büyümesini de istiyoruz. Yakın zaten. Hep gidip geliyoruz yani. O babamın yıllardır yaptığı zaten hani. O yüzden güzel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Bye bye. Teşekkür ederiz efendim. Merhabalar Burcu Hanım. Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim siz. Teşekkür ne zamandır ederim. Görüşemiyoruz. Evet, çok şey değişmiş biz sizi görmeyeli. Evet, biraz değiştim. Bize de sürpriz olduğu gibi bir şey oldu bir anda sizi görünce. Evet, Aslı'yı çok seviyorum. Çok sevdiğim insanlar var, o yüzden bir uğramak istedim. Öyle işte. Evet, Aslı Hanım'ın reklam yüzü. Evet, evet. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Onun için her zaman her yere tabii gidemiyorum şu an, yetişemiyorum ama onun için gelmek istedim. Siz neler yapıyorsunuz peki, nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bir ay kaldı şaka doğru maka. Mı? Evet. Yani işte geçiyor günler. Evde Ali var. Küçük bir köpeğimiz var. O da çok hareketli. Vallahi nasıl geçiyor anlamıyorum yani. Doktora gittiğimde öğreniyorum kaçıncı haftada olduğumu. Aa öyle o kadar olmuş mu ya falan diyorum. Hiç çünkü saymıyorum. Gerçekten sayamıyorum yani. Ama çok şükür güzel gidiyor. Şikayet edemem. Maşallah. İnşallah sağlıklı sizi artık. İnşallah. Peki hamilelik süreci nasıl geçti? Çok uzun bir süreçti. Aşermeler güzel oldu. Güzel geçti. Yani biraz yaza denk geldiği için biraz keyifli geçti ve hızlı geçti. Çok anlamadım açıkçası. Çok şükür sağlıklı da geçti. Hani bana çok yükü olmadı. İşte şehir hayatına dönünce köyde tabii çok serbest. Hani herkes bahçede, dışarıda falan. Şehir hayatı ev falan evde çok yorucu oluyor. Şimdilik işte bir düzen oturtmaya çalışıyoruz. Şimdi yeni gelecek bebek için de işte eşyadır, şudur budur. Şimdi onlara başlayacağım biraz. Bakalım. Fırat Bey nasıl peki, heyecanlıdır tahmin ediyorum. Fırat Bey'i görmüyorum çünkü Fırat Bey Avrupa turnesinde 1,5 aydır bir geldi tekrar gitti. Şimdi Perşembe günü tekrar gelecek. Tekrar Amerika Kanada'ya gidecekler bu sefer. O neredeyse doğuma gelecek. Yani biraz onun yokluğunun sıkıntısını çekiyorum açıkçası evet, şu an. Hamilelik hormonları duygusallaştırır. Hiç öyle çok şükür ama. Çok şükür o tarafa takılmıyorum. Bir iki kere böyle hani burnumun direği sızladı oldu açıkçası. Ama hani oraya kaptırmamaya çalışıyorum kendimi. Sadece o olmayınca evin bir dengesi hani Ali boşluk şey yapıyor. Hani baba evde bir denge oluyor ya gerçekten. Yani o olmayınca Ali benimle gece gündüz hani anneyle yüz göz oluyor çocuklar ve seni dinlemiyor bir süre sonra yani sana kafa tutuyor falan böyle. O yüzden bizim gibi de değil şimdiki çocuklar yani. Anne ben seni dinledim şimdi sen beni dinleyeceksin. Anne ben yemeği yedim o zaman sen şimdi bana televizyon açacaksın falan. Ben istediğim zaman kapatırım anne televizyonu falan. Ali'nin tepkisi ne oldu bu süreçte? Hani alıştı mı söyleyebildiniz Ali, mi? Ali evet evet yani biraz şeyle başlattık ona. Hani senin kardeşin olacak değil de istiyor musun? Aa o zaman tamam ben bir doktora gideyim. Hani sanki o istedi ve biz bu sürece öyle girdik gibi. İstemesini sağlayıp. Yani zaten her çocuk ister ya bunu bir oyun arkadaşı gibi görür. Hani ondan bağımsız bir şeymiş gibi yansıtmadık da. Çünkü abi olacaksın demek de onlara bir şey yüklüyor. Öyle de hani yapmak istemedim. Onun için şey şimdi çok meraklı, çok istekli, gün sayıyor. Ay çok varmış daha diyor. Hadi ne zaman diyor falan. Diyorum içimden doğunca göreceğim seni. Bakalım o zaman da bu kadar istekli misin? Ya. Yani kesin kıskanır, kesin, kesin yani. Çok belli, kıskanır yani. Ali büyürken neler değişiyor peki? Yani büyüdükçe huyları değişiyor mu? Çok değişiyor. Anne babaya daha çok şey, önemli. Çok şey bir çocuk. Garip bir çocuk yani. Onun için program yapıyorum. Pazar günü yani mesela onu çok mutlu olacağı böyle bir çocuk oyun alanına götürdüm. Önceden plan yaptım. Biletlerimizi aldık, bilekliklerimizi taktık ve girmedi içeri. Ağlamaya başladı. Hani ben çok mutlu olacağını düşündüm halbuki. Hani yalnız başıma gittim o kadar uzak bir yere falan.
Ve hiçbir şey yapmadan eve geri döndük. Yani neden peki? Çok garip. Böyle yani utanıyor. Böyle kalabalık bir yere girmek istemiyor. Çekiniyor. Oradaki herkes her şeyi biliyor, sanki de o bilmiyormuş gibi hissediyor. Böyle sonradan bir yere dahil olamıyor. Garip garip huyları var yani. Bilmiyorum. Böyle psikiyatra falan destek almayı düşünürüz mü olduğunuz için? Tabii tabii. Yani o diyor ki şey, yetersizlik duygusundan nefret ediyor. Mesela işte Ali diyorum, hani sana ne bileyim futbol okuluna gitmek ister misin, seviyor ya mesela, ya da piyano dersi, ben zaten biliyorum anne, ben zaten piyano çalmayı biliyorum anne, ben zaten İngilizce biliyorum falan. Çünkü başladığında yetersizliğini görecek ya, bilmediğini, onunla yüzleşmek istemiyor diyor pedagog. İşte zamanla belki aşarız, bilmiyorum yani, çünkü hiçbir yere gönderemiyorum, her şeyi bildiğini söylüyor, her şeyi biliyormuş, Çince biliyor, Japonca biliyor, dün gece öyle diyor, ben zaten Çince biliyorum, ben İspanyolca da biliyorum anne, bir şey söyle diyorum uyduruyor bir şey, şeyler saçmalıyor falan. Bilmiyorum zamanla ne olur yani. Atlas olacakmış herhalde ismi. Can. Can mı? Atlas niye dedim ben yani? Bir daha söyle. Yanlış isim. Evet, Can olacak. Can olacakmış. Evet, Can olacak. İsim annesi kim ya da isim babası mı? Benim vallahi. Yani. Ali'de de mi sizdiniz? Ali'de de bendim ama eşim de, hani bir oğlum daha olsa adını Ali koyarım diyormuş zaten. Can da, yani ben basit ve sade seviyorum her şeyi. Aklıma hep Can gelmişti zaten. Ya da kızım olsa Ayşe, Zeynep falan koyardım. Biraz da harflerde de bir cimrilik var sanırım hep böyle bir şey. Kısa biraz. Yok ya, sade ve basit seviyorum. Bir de Can Parlak çok havalı geldi. Can böyle Parlak. Sahne ismi gibi gülüyoruz sürekli böyle söyleyip çok komik. Hoşumuza gitti yani, öyle kaldı. Kanada mevzusunu sorsaydık gidebilecekler mi, bir konsoloslukta bir sorun yaşadılar evet, galiba. Evet, evet. Onunla ilgili bir tweet attı ama sizin evet, son durum nedir? Yani biraz değişik bir durum gerçekten. Ekipçe yani mi gidemiyorlar, gecikmişliği... yoksa hani bir kişiye mi çıktı böyle? Yok yok, hiçbiri yani pasaportu alıp üstüne vize koyacaklar. Evet. O süreç çok uzamış. Yani ve bunun için sadece iki günleri var, iki iş günleri var şu an bu gelişlerinde. O iki iş gününde oldu, oldu, olmadı. Dolu salon, o kadar insan, yani herhalde Kanada'yı iptal edecekler yani. İnşallah iptal olmaz. Yani enteresan. Son zamanlarda birçok kişi hani böyle çocuğunun cinsiyeti için baby shower'lar falan yapıyor. Siz böyle bir şey düşündünüz mü? Hani böyle bir şey yapalım mı diye? Ya ben düşünmedim de arkadaşlarım düşünmüşler şimdi. Öyle bir şey yapacağız herhalde. Yani o biraz anneye doğumdan önce bir nasıl diyeyim, moral, işte evet, hani bir stresten uzaklaşsın, kafası dağılsın gibi bir. Aslında baby shower ismi bebek gösterme gibi bir şey. Hani ismiyle pek bağdaşmayan bir şey o ama biraz anne için yapılan bir şey. Ya bu sefer çok hızlı geçti benim için. Pek anlamadığım bir hamilelik. O yüzden hani iyi ki gibi böyle o da olsun bu da olsun, hiç yani harala gürele geçiyor böyle günlerim. Arkadaşlarım bir şeyler yapacaklar herhalde haftaya. Bana, ben dedim tamam misafir gelirim, sana söylersiniz nerede ne günü diye. İşte söyleyecekler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Allah çok teşekkür ederim. Allah sağlık kucağınızı almayı nasip etsin. Amin inşallah. İnşallah. Son şeyimiz olabilir. Bebekten önce. 30 gün falan kaldı galiba. Evet evet. Aynen. Doğum Türkiye'de mi olacak, yurt dışında mı? Türkiye'de mi? Türkiye'de evet. Türkiye'de. Yurt dışı o. Yurt dışı. Aslında Fırat'ta takılıp orada Amerika'da yapıp gelebilirdim ama yok ya, öyle bir şey yok. Ben onu, ben ailemle falan böyle, eşimle, dostumla falan mutluyum. Çok da hani seyahat ediyorsun uçakla falan, bu tehlikeli değil mi? Hani hamilesiniz, hamilelik süreci falan belli mi? Doğum olursa dünya vatandaşı oluyor. Yani havada doğum olursa. Evet, uçakta doğum müthiş bir şey. Yani hangi ülkenin üstünde doğarsan oranın vatandaşı oluyormuşsun. Öğrendiğime göre. Öyle mi? Tabii. O zaman yanlış biliyor olabilirim. Hatta gittiğiniz uçak firması belli bir yaşa kadar işte okul masrafını falan her şey onlar karşılıyor. Doğrudur. Ay, o strese hiçbir şey değmez bence. Sağlıklı, böyle normal, sakin sakin yani olsun isterim yani. Evet, ayağımız yere basarak. Burcu Hanım, bir de Nukhet Duru'nun bir açıklaması var. Duymuşsunuzdur, gündem oldu. Evet, üstünde siyah tayt varken bunu sorman. Hiç bakmadım. bir şey söyleyeyim mi? Yani biraz Nukhet ablaya hak veriyorum. Çünkü tight, mesela şu an ben bu bilinçle giydim yani. Tight, siyah tight çok kurtarıcı bir şey. Ve hani
çok düşünmeden böyle çok vakit ayırmadan üstüne bir şey giyeyim, geçireyim, çıkayım diye. Çok kurtarıcı üstünde bir parça. O yüzden o da çok şık ve çok özenli biri yani. Biz onlar gibi olamıyoruz yani. Hani o jenerasyon, Nükhet abla inanılmaz kendine bakabilen biri. Ben o vakti hiç veremiyorum kendime açıkçası. Hiç öyle biri olamadım. Çok özenirim yani kendine bakabilen insanlara o derece. Ona kısmen katılıyorum. Ben siyah tayt görmekten ben de çok sıkılıyorum çoğu zaman yani. Bunu giydiğim gün bile söylüyorum, hani bu kadar da dürüstüm gerçekten. Daha özenli olunmalı demek istiyor tabii. Ama ki katılıyorum ona yani. Ben, kadınlar tayt giymesin. Kim giyecek? Erkekler mi giyecek? Yani siyah üzerine tünik giysin gibi bir açıklaması var. Sadece taytla dışarı çıkmasınlar. İşte bir hani kapatıcı bir şey gibisinden. Ben o zaman yanlış anlamışım. Çok hani kalça bölgesini mi kastediyor diyorsunuz? Galiba öyle. Olabilir. Yani ben insanlar evden çıkmadan aynaya baksınlar diyorum genel olarak. Yani ne yakışıyor, ne yakışmıyor, ne nerede olur, ne olmaz. Hani onu düşünmek lazım bence genel olarak. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Siyah taytımla size veda ediyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Şuradaki paket... Tamam mı? Biraz. Hadi gel. Harbi. Evet, harbi. Bir orkestrayla çok güzel bir akşam olacak. Neler söyleyeceğiz? Farklı bir şey olacak çünkü ilk defa böyle bir şey deniyoruz. Yani 80 kişi, yaylılar, nefesliler, senfoni orkestrası, Özgür Şef'in yönetiminde. İlk defa yapıyorum, bilmiyorum. Ama değişik olacak. Yani kendi şarkılarımı senfoni orkestrasıyla dinlemek. Benimkiler de var, bizim orkestra da var. Hepsi birden 90 kişi. Değişik olacak. Diğer sanatçılarda da yeni yeni başlayan bu senfoni orkestrasıyla beraber sahne almak, şarkı söylemek. Sizin prova yapma imkanınız oldu mu? Nasıl hazırlandı? Bir saat bir prova yaptım dün. Yeni moda değil de yenilik arıyorlar. Eskiden sıkılanlar yeni şeyler deniyor. Peki siz de sıkıldınız mı? Yok, ben gene kendi ekibimle eğlendiririm saatlerce. Ama bu seferki yani çok büyük bir orkestra var arkada. Yani tam olarak nasıl bir şey olacak sizi de merak ediyorum. Bilmiyorum, ben de merak ediyorum, evet. Evet, aslında genelde heyecanlanmam da. Şimdi ne duyacağımı göreceğim için sürpriz olacak. İlkler farklı olur. Burada da yine bir ilki yaşayacağız. Onun heyecanı. Şöyle düşünüyorum, 90 kişinin aynı anda benim şarkımı farklı sazlarla çalması çok değişik. Yani güzel bir şey. Ya biz 9 kişi zaten yapıyorduk ama şimdi 90 kişiyiz. Aslında çok heyecanlandırıcı bir şey. Yaz dönemi bol bol açık hava konserlerindeydik. Evet. Kaç konser oldu herhalde bilmiyoruz. 13 oldu Kuruçeşme'de, 13 tane. Öyle yani, çeyreği, yazın çeyreğinde taraftaydım, Kuruçeşme'de. Ama Harbiye ve sonrasında da devam ediyor. Sahneler aynı şekilde devam ediyor. Nasıl gidiyor sizin için? Harbiye Kasım'a kaldı, Kasım'a girdik. Şimdi sahnedeyken 1 Kasım olacak. Yani buz gibi hava. Bakalım insanlar donacaklar mı, üşüyecekler mi? Yani bu havada ben olsam gelmezdim mesela. Ama Serdar Ortaç şarkıları olunca ben gelirdim kuzen. Şükürler olsun. Şükür. Böyle sahneler çok özel olur, çok anlamlı olur. Yani özellikle İstanbul açık hava sahnelerinde, Türkiye'nin birçok yerinde. Sizin için çok özel bir sahne var mıdır? Şu sahneyi ve oradaki o izleyiciyi, o geceyi hiç unutamıyorum dediğiniz bir an var mıdır? Her gittiğim yerin tadı başka oluyor. 29 Ekim'de 99. yılımızda şeydeydim mesela, Bahçeli Evler. Yani bambaşkaydı. 3 stadyum dolusu insan vardı.
Zaten Kuruçeşme Paraf'ta da 13 konserde spor müsabakası gibi toplam 100-108 bin seyirciye seslenmişim. Ya hepsinin heyecanı başka. Sonra başka bir iş geliyor. O bambaşka heyecanlı. Serdar Ortaç'ın sahne alacağı açık alan konseri de olsa tamamen bütün konserlerinin dolu olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Seviyorlar Allah'a şükür. Ben de onları seviyorum. Şarkılarım güzel. Bir de sağlığım eskisi gibi olsa tadından yenmez. Maşallah diyelim. Sağlam ayaklısın. Evet de işte zar zor yani. Şu son dönemlerde bazı şeylerden kendinizi soyutladınız mı? Neler yapıyorsunuz boş kaldığınız zaman? Hiçbir şey. Hep yatıyorum. Hep uyuyorum. Yataktan çıkmak istemiyorum yani. Hep uyuyorum. Pandemi döneminde özellikle videolar paylaşırdınız. He, evet. Biraz ara mı verdik o videoları? Her şeyi bıraktım ya. Bisikleti bile bıraktım. Bisiklet benim aşkımdı yani. Vazgeçilmeden hiçbir şey yapmasak sizi bebek sahilinde yarım saat beklesek gelirdiniz bisikletle. Bisikletli röportajlarınız da var hatta. Ayağım çok ağrıyor. Sol ayağım. Pedal çeviremiyorum yani. Zorla bıraktım yani. Mecburiyetten. Son olarak Serdar Ortaç bundan sonra bir beklentisi var mıdır? Nasıl bir hayat sürmek istiyor? Evimde son kalan 15 senemi, 15-20 sene ne kaldıysa sevap işleyerek bitirmek istiyorum. Birçok ilini böyle tatil beldesini deniz kenarına yerleşip iş olduğu zaman, sahne olduğu zaman İstanbul'a gelmeyi düşünüyor. Siz de öyle bir düşünüyorsunuz? Yok. Denizin Allah'ını gördüm. Dünyada girmediğim deniz kalmamıştır. Yani. Hiç istemiyor canım. Şarkı söylemek istiyorum, uyumak istiyorum. Evimde ölmek istiyorum. O zaman sahneye alalım sizi. Hadi. Çok teşekkür ederim. Evet. Hayata dair, hayata bakış açınız, neşeniz, hiçbir şeyiniz kalmamış gibi konuşuyorsunuz. Neden böyle oldu? Yok, sahnede gene neşeleniyorum. Benim tek mutlu olduğum yer orası. Ama normal kendi hayatımda böyleyim yani. Ben ölünce değerimi anlayacaksınız demiştiniz. He. Ama şaka yap. Röportaj değil, sahne esprisi. Ama ondan önce de Ahmet Kaya'nın da bir sözü vardı. Ben ölmeden değerim demişti. Siz de ben öldükten sonra diyorsunuz. Espriydi ya. Espri. Şaka yapıyorum sahnede işte. Gülmek için. Peki. Sağ ol, sağ ol. Teşekkürler abim. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Tamam, arkana dikkat et. Sağ ol, sağ ol. Haber istiyorum. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim, teşekkürler, siz? Çok teşekkür ederiz. Hazine Galası'ndayız. Neler söyleyeceksiniz? Pandemiden sonra da böyle bir kalabalık aslında yeni başlıyor diyebiliriz gala pandemiden sonra. Yani tabii ki biz film için çok heyecanlıyız. Çünkü fragmanlar bizi çok heyecanlandırdı. Zaten çok güçlü bir kadroya sahip bir film. Umuyorum ki hepimiz zaten filmin sonunda kahkahalarla ayrılacağız buradan, mutluluklarla ayrılacağız. Evet, pandemiden sonra tabii ki bu tarz organizasyonlara pek olanak sağlanılamadı sağlıksal sebeplerden, ama şu an tekrar bu dönemlere geçiyor olmamız gerçekten çok güzel artık. Evet, siz nasılsınız? Dizi nasıl gidiyor? Aşırı yorulmadı. Teşekkür ederim. İyiyim. Dizi çok güzel gidiyor şükür ki. Gayet güzel bir setimiz var. Biz her hafta yeni bölümleri çekerken çok keyif alıyoruz. Harika. Peki Devrim Hanım, son günlerde, geçtiğimiz günlerde Icardi ile bir fotoğrafımız basına yansımıştı. Icardi'nin işinden de ayrılması aslında hani yeni aşk dedikodularını da birlikte getirdi. Böyle bir dedikodu gerçeği yansıtıyor mudur? Görüşüyor musunuz? Yoksa bir tanışma ile ilgili? Gündemimiz Hazine filmi. onlar için buradayız. Ben bu konuda bir şey söylemeyeyim. Hepimiz arkadaş olarak bir araya geldik. Bu kadarını söyleyeyim. Hepimiz arkadaşız. Galatasaray İnsanlar arkadaş olabilirler. Galiba bir eniştemiz olacak. Kimin eniştesi olur, kim sizin yengeniz olur ben bilemem. Ama ben Hazine filmi için buradayım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Akif.